Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelarsanız çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim sorular bakın karşınızdan geçiyor. Şimdi siz videomuzu durdurarak bu soruları kendiniz önce bir cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yaptığımız zaman tekrar videomuzu çalıştırarak bu cevapların doğru olup olmadığını tetkik edin ve kaç doğru, kaç yanlışınız var, kaç puan alacaksınız bunu hesap edin arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim, bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Böylelikle daha çok insan faydalanmış olur. Evet, sevgili öğrencilerimiz, bakın sorularımız karşınızda. Bu sorularımız müfredat konularımıza göre ve ders kitabımız esas alınarak sizler için hazırlandı. Dolayısıyla bu sorularımıza iyi çalışırsanız inşallah sınavda başarılı olacaksınız. Ama bu soruların aynısı %100 hepsi çıkacak diye bir şey yok tabii kıymetli öğrencilerim. Bu sorulara siz yazılıda daha iyi hazırlanın diye hazırladık. Dolayısıyla sizler bu soruları çözerek inşallah sınavda bu sorular veya benzerleriyle karşılaşarak yazılıdan yüksek bir puan, yüksek bir not alacaksınız. Buna inanıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş sorularımızın cevaplarına isterseniz geçelim ve bakalım sorularımızın cevapları nasıl ve sizler nasıl yapmışsınız bunu görelim. Sevgili öğrencilerim, şimdi cevaplara geçebiliriz. Sevgili öğrencilerim, 11. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı test sınavı yeni müfredata göre yazılı sorularımızı biraz önce önünüzden geçti ve sizler de çözdünüz. Şimdi cevapları karşılaştıralım, beraber üzerinde duralım. Arkadaşlar, birinci sorumuzda diyor ki enerji kaynakları kullanım süresine göre tükenebilen ve tükenmeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tükenebilen bir enerji kaynağıdır? Denizli seçeneği kömür tükenebilen bir enerji kaynağıdır. İkinci sorumuzda ise arkadaşlar biyogazla ilgili bir öncül verilmiş ve 4 tane madde verilmiş. Diyor ki buna göre biyogaz elde etmek için yukarıdaki kaynaklardan hangileri kullanılmaktadır? Arkadaşlar, biyogaz elde etmek için birinci ve ikinci maddeler kullanılmaktadır. Bunlar da mısır, soya gibi yağlı bitkiler ve ikincisi ise bitki ve hayvan atıkları. Bunlardan biz biyogaz ne yapıyoruz? Üretiyoruz, elde ediyoruz. Ana aerobik fermantasyon sonucu da bunlar ne yapmakta? Oluşmakta. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuzda ise gene bir öncül cümle verilmiş ve buna göre aşağıda yer alan ülkelerin hangisine ait kıyılar bu enerji üretimine daha uygundur diyor. Arkadaşlar, okyanus ve denizlerde meydana gelen gelgit akıntılarından elektrik üretmek mümkündür. Buna en uygun aşağıdaki şıklarda verilen şıklarda en uygun ülke Fransa'dır. Atlas Okyanusu'na biliyorsunuz kıyıları var ve bu kıyılar gelgite müsait diğer seçeneklere göre. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru olarak işaretliyoruz. Ve dördüncü sorumuza geliyoruz kıymetli öğrencilerim. Aşağıdaki atık ürünlerden hangisi geri dönüşüm neticesinde tekrar kullanılamaz? Tıbbi atıklar arkadaşlar, Ceyhan seçeneği. Çünkü tıbbi atıklarda hem kimyasal hem zehirleyici, insan sağlığına ve doğaya olumsuz yansıyan maddeler bulunduğu için bunları geri dönüştürdüğümüz zaman arkadaşlar daha çok hastalık yayar ve problem yaşarız. Onun dışındaki şıklar, cam, salça kutusu, plastik şişe, gazete kağıdı, bunları biz ne yapıyoruz? Geri dönüştürüyoruz. Arkadaşlar, çoğu belediyemiz de bu faaliyeti yapıyor. Evimizde biriktirerek onlara biz ne yapıyoruz? Bir vatandaşlık görevi olarak geri dönüş kutularına ne yapıyoruz? Atıyoruz, sizler de atınız. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda arkadaşlar, sanayileşmiş bölgelerde fosil yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliği artmaktadır. Öncülü vermiş. Diyor ki buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülen hava kirliliği diğerlerinden daha fazladır? Arkadaşlar, Bursa seçeneğimiz doğru cevap. İngiltere'de sanayileşmenin ön planda olduğu bir ülke olduğu için fosil yakıtlardan
ve bunların kullanımından oluşan hava kirliliği daha çok diğer ülkelere göre. Çünkü gelişmişlik düzeyi daha ön planda. Soru 6'ya gelelim. Arkadaşlar, bir cümle verilmiş ve noktalı boşluk bırakılmış. Diyor ki bu noktalı yere, boş bırakılan yere hangisi aşağıdakilerden getirilirse doğru bir cevap verilmiş olur. Arkadaşlar, Bursa seçeneği alüvyallar. Biliyorsunuz barajlar alüvyal geçişini engelleyerek delta alanlarının büyümesini yavaşlatır. Eğer barajlar olmasa akarsu alüvyalları denize döküldüğü yerde ne yapmaktadır? Bir delta oluşturacak şekilde alüvyalları yığmaktadır. Denize dökülme ağızlarında barajlar bunu ne yapıyor? Engelliyor arkadaşlar. Yavaşlatıyor daha doğrusu. Öyle diyelim. Soru 7. Metin hocamız arkadaşlar coğrafya dersinde şöyle bir cümle kurmuş. Çocuklar demiş. Arkadaşlar, fosil yakıt kullanımı ile ortaya çıkan bu gazlar küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu gazın adı nedir? Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği, yani sera gazı. Fosil yakıt kullanımı ile ortaya çıkan sera gazları arkadaşlar küresel iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevap. Üçüncü düzeltiyorum. Sekizinci soruya gelelim. Orada ufak bir dikkatsizlik olmuş arkadaşlar. 8 yerine 3 yazılmış. Evet, 8. sorumuz. Tarıma uygun olmayan eğimli alanların tarıma açılması sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi hızlanmaktadır? Erozyon hızlanmaktadır arkadaşlar. Evet, eğer eğimli alanlar tarıma açılırsa, tedbirler alınmazsa erozyon olur. Biliyorsunuz biz erozyonu önlemek için de bu gibi alanlarda sekili bir işlem yapıyoruz. Sekiler yaparak bu erozyona karşı önlem alıyoruz. Eğer bunu da almamışsak zaten bu alanlarda tarıma açılmışsa erozyon ne oluyor? Hızlanıyor. Arkadaşlar, 9. sorumuzda bazı sesler ve bu seslerin desibel değerleri verilmiş. Denmiş ki yukarıdaki öncüllerden hangisi yanlış olarak verilmiş? Yani desibel seviyesi yanlış olarak verilmiş. Arkadaşlar, Bursa seçeneği, yani klakson sesi yanlış verilmiştir. Neden yanlış verilmiş? Çünkü klakson sesinin desibel değeri 110 desibeldir arkadaşlar. 110 desibeldir. Dolayısıyla 150 desibel diyerek yanlışlık yapılmış. Dolayısıyla biz de ne yapacağız arkadaşlar? Bursa seçeneğini doğru olarak işaretleyeceğiz. Ve 10. soruya geliyoruz. 10. soruda konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine ne ad verilir arkadaşlar? Londra tipi hava kirliliği verilir. Yani Bursa seçeneğimiz. Arkadaşlar, unutmayın, İngiltere sanayileşmeyi ilk başlatan, sanayileşme devrimini gerçekleştiren bir ülke olduğu için Avrupa'da burada hava kirliliği daha çok oluşuyor. Özellikle ve daha sonra tabii dünyada daha gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkelerde de bu oluştu. Fakat Londra'daki bu durum bir öncülük ettiği için sisle de birleştiği zaman zehirli gazların kış aylarında sisle birleşmesiyle beraber buna Londra tipi hava kirliliği verilmiş. Bir de Los Angeles tipi hava kirliliği var. Onu da biraz sonra sorumuzda geleceğiz. Evet, onun da içeriği farklı. Evet, arkadaşlar, bu tür hava kirliliğine Los Angeles tipi hava kirliliği denir. Bu hava kirliliği nokta noktayla oluşan kirliliktir. Evet, bakın, Londra tipi farklı, Los Angeles tipi hava kirliliği farklı. Ceyhan seçeneğine hemen bakıyoruz arkadaşlar. Büyük şehirlerde egzoz gazlarının sis ile birleşmesiyle oluşan hava kirliliğine biz Los Angeles tipi hava kirliliği diyoruz arkadaşlar. Çünkü Los Angeles'ta arkadaşlar taşıtların çokluğu, trafiğin yoğunluğu maalesef kış aylarında arkadaşlar sisle birleşerek hava kirliliğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla buna da Los Angeles hava kirliliği adı verilmiş. Unutmuyoruz. Bir, Londra tipi hava kirliliği var. İki, Los Angeles tipi hava kirliliği var. Burada 11. soruda
anlatılmak istenen egzoz gazlarının sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliği. Buna da ne diyor? Los Angeles tipi hava kirliliği. Özellikle bu 10 ve 11. sorular büyük ihtimalle gelebilir arkadaşlar. Yani ben coğrafya hocası olarak sizin dersinize girsem bunu muhakkak sorarım. Belki üniversite sınavında da sorulabilir böyle bir soru. Onun için size bir ayrıntı olarak vermiş olalım. Tabii her hocanın bir yoğurt yiyişi vardır. Sorarlar sormazlar onu bilemeyiz. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in 5 ana organından biri olan Güvenlik Konseyi var. Ve Güvenlik Konseyi'nin 5'i daimi onu geçici olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi veto hakkına sahip 5 daimi ülke içerisinde yer almaz arkadaşlar? Bursa seçeneği Japonya veto hakkına sahip 5 ülke arasında yer almaz. 13. soruda D8 üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini hedefleyen bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi D8'e üye olan ülkeler arasında yer almaz? Arkadaşlar Brezilya yer almaz. Özellikle bu D8 arkadaşlar biliyorsunuz Necmettin Erbakan'ın Tansu Çiller'le kurmuş olduğu koalisyon döneminde oluşturulan hükümet tarafından yapılan bir çalışmaydı. İslam ülkelerinin gelişmiş veya gelişmekte olan İslam ülkelerinin oluşturduğu bir topluluk, işbirliği topluluğu. Dolayısıyla bunların içinde Brezilya yer almaz. Ama Türkiye, İran, Endonezya, Nijerya bunların içinde Malezya yer alan ülkelerdendir. Arkadaşlar D8 ülkelerindendir. 14. sorumuza geliyoruz. Küresel ticarete en çok konu olan mallardan biri petroldür diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir? Afganistan arkadaşlar. İran, Venezuela, Libya, Nijerya bunlar petrol üreticilerindendir. Amerika, tabii Amerika dışarıya satmıyor biliyorsunuz. Orada da petrol çok. Fakat Afganistan bunların içinde değildir. Zaten petrol üreten ülkeler OPEC teşkilatı çatısı altında da faaliyet göstermektedirler arkadaşlar. Biliyorsunuz OPEC kavramı geldiği zaman petrol üretici ülkelerin oluşturduğu uluslararası kuruluşa biz OPEC adını veriyoruz arkadaşlar. Yani belki soru gelirse bu da aklınızda olsun. 15. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir öncül vermiş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi turizmin çekici faktörleri arasında yer almaz? Bir ülkeye turizm çekmesi açısından hangisi yer almaz? Zengin maden yataklarının olması. Edirne seçeneği. Ama tarihi eserler, kongre ve toplantılar, doğal güzellikler, eğitim ve öğretim olanakları bütün bunlar turist çekmeye, o ülkeye turist gelmesine sebebiyet veren, etken olan hususlardır. Fakat Edirne bu öncelikli olan şıklardan birisi değil. Doğru cevap Edirne. 16. soruda ise şöyle bir cümle kuruyor, bir alıntı bakın tırnak içinde. Böyle bir cümle kuran kişi var ve bu cümleyi kuran kişinin yaşadığı ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Cümleye bakalım. Bulunduğum ülkede genellikle ham madde alınıp mamul madde satılmaktadır. Yani bulunduğum ülkede biz ham maddeyi alıyoruz, onu sanayimizde işliyoruz, mamul yani üretilmiş mal haline getiriyoruz. Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ceyhan şıkkı söylenemez. Yani kişi başına düşen gelir azdır. Bu yanlıştır. Aksine tersidir. Kişi başına düşen gelir fazladır bu ülkelerde. Çünkü bu ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir. Şehirleşme oranı yüksektir. Tarımsal verimlilik yüksektir. Ve gelir de yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir de yüksektir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Gelir az değildir. 17. sorumuza geliyoruz. Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşulları etkili olmuştur arkadaşlar. Özellikle önemli yolların kesiştiği noktada bulunan şehirlerde bu durum daha belirgin görülmektedir. Buna bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gösterilemez denmiş. Arkadaşlar Muğla'yı gösteremeyiz verilen şıklara göre. Çünkü bu verilen şehirler Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri bunlar ya bir kavşak noktasıdır ya da
hızlı treni olsun, karayolu olsun, havayolu olsun, sürekli akımın ve akışın olduğu şehirlerdir. Dolayısıyla Muğla bu verilen şehirlere göre daha arka sıralarda kalmaktadır. Dolayısıyla Denizli seçeneğimiz doğru cevap olarak karşımıza çıkmakta. Ve 18. sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki paragraf coğrafyanın hangi alanıyla ilgilidir? Beşeri, fiziki, siyasi, uzay, askeri coğrafya. Evet, okuyalım. Ulaşımdaki gelişmeler ve yeni kıtaların keşfi birçok ürünün ana vatanı dışında iklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde yetiştirilmesine imkan sunmuştur. Ayrıca tüketimin artması sonucu bu ürünlerin bazıları ana vatanları dışında daha fazla üretilmeye başlanmıştır. Yukarıdaki paragraf coğrafyanın hangi alanıyla ilgili? Arkadaşlar, beşeri coğrafyayla ilgili. A seçeneği, yani Adana seçeneği doğru cevap olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Evet, kıymetli 11. sınıf öğrencilerim, coğrafya 2. dönem 2. yazılısı test sınavımızı burada bitiriyoruz. Ben hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum ve bir uyarı yaparak, bir not, dipnot sunarak sizlerden ayrılmak istiyorum. Arkadaşlar, bu sorular sizleri yönlendirme, yönetme amacını taşıyan, çalışmanıza fayda sağlayan sorulardır. Birebir aynıları çıkabilir, bunların bir kısmı da çıkabilir, hiçbiri de belki çıkmayabilir veya benzeri çıkabilir. Siz bu soruları da çalışacaksınız. Hocanızın, öğretmeninizin derste dikkat çektiği noktalara da önem vereceksiniz ve kitabımızdaki muhakkak ölçme değerlendirme sorularını, cevaplayacaksınız. Bu şekilde hazırlanarak yazılıya gireceksiniz. Aa hocam, ben şu soruları çalıştım işte, videoya baktım, bunların hepsi çıkmadı. Veya biri ikisi çıktı. Bu yanlış bir suçlama olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu sadece size yön verme amacıyla yapılan bir faaliyet. Bundan dolayı dediğim hususlara muhakkak ne yapın arkadaşlar? Dikkat edin. Ben de üzülmeyeyim sizin için. Aksine sevineyim. Dolayısıyla sınav sonrası da yorumlarında nasıl geçtiğini bana geri dönüt verirseniz aynı zamanda sevinirim. Arkadaşlar, videomuzun sonunda videomuza abone olduğunuz için, videomuzu izlediğiniz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz videolarımızı, onlar da faydalanır. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız sevinirim. Hepinize yazdığınızda başarılar diliyorum tekrar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.